Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda sizler için yine çok keyifli bir tarifimiz var. Soya unuyla protein deposu fit bir kek yapacağız. İçerisinde meyve parçacıkları, ceviz parçacıkları olan harika bir kek yapacağız. Soya unuyla yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Bizim burada bakın 2 bardak soya unumuz var. Şimdi malzemeleri birazdan tanıtacağım ama soya unuyla niye yaptık? Geçen gün bir soya sütü tarifi verdim. Oradan malzeme arttı ve oradan artan malzemeyi un haline getirip böyle değerlendirmek istedik ki soya unu çok kıymetli bir undur bu arada. Çok güzel bir kek tarifi vermek istedik sizlere. Şimdi malzemelerimize bir bakalım. Burada 2 bardak soya unumuz var. Bu arada bunu nasıl soya unu haline getireceksiniz? Soya sütünden arta kalan malzemeyi kurutup blender'da çektik ve un haline getirdik. 1 bardak taze sıkılmış portakal suyumuz var. 1 bardak normal suyumuz var. Burada 1 çay bardağı kadar cevizimiz var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı kadar doğal pekmezimiz var. Biz keçi boynuz pekmezi tercih ettik. Siz hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. 1 fincan kadar üzümümüz var. Bu opsiyonel. İsterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymazsınız. 1 paket kabartma tozumuz var. Çok az bir miktar doğal pudra şekerimiz var. Bunu en son üzerine süs amaçlı kullanacağız. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ve portakal kabuğu rendemiz var biraz da. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi bu keyifli tarifin yapılışına birlikte geçelim. Şimdi öncelikle bütün sıvı malzemelerimizi bir kasenin içerisine alıp karıştıracağız. Şimdi öncelikle soya unlarımızı ilave edeceğim. Eğer yeterli gelmezse tam buğday unumuzdan takviye edeceğim. Kabartma tozumuzu da ilave ettik. Evet, tam buğday ununu karıştırmaya hiç gerek kalmadı. Gayet güzel bir kıvam oldu. Şimdi kalan son malzemelerimizi de içerisine ilave ediyoruz. Kekimizin hamuru hazır. Şimdi bunu kalıbımıza alacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi birazcık malzememiz arttı. Bunu da isterseniz farklı bir kek kalıbında ya da küçük bir tepsi gibi bir şeyde değerlendirebilirsiniz. Şimdi kekimiz fırına gidiyor. Evet, kekimiz hazır. Şimdi kalıbımızdan ayıracağız. Evet, gördüğünüz gibi çok aşırı kabaran bir kek olmadı ama bence gayet güzel bir şekli oldu. Soya unuyla yaptığımız için, şimdi bu aynı zamanda glutensiz de bir tarif. Ama isterseniz eğer bir bardağını soya unu, bir bardağını tam tahıllı un kullanırsanız yine fit bir tarif olur. Glutensiz bir tarif olur ama daha çok kabaran ve daha sert bir kek elde edersiniz. Ama çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi birazdan üzerine bir miktar pudra şekeri serpiştireceğiz ve servise hazır hale gelecek. Evet, kekimizin son sunum haliyle hazırladık. Şimdi sizlere bir bilgi vermek istiyorum dostlarım. Biz şimdi bu keki tamamen soya unuyla yaptık. Neden? Glutensiz de bir tarif olmasını istediğimiz için aynı zamanda. Hem fit hem glutensiz hem vegan bir tarif olmasını istediğimiz için. Ancak keserken birazcık dağılabiliyor. Bilginiz olsun. En başından söyleyeyim. Eğer ki sizin için sunum çok önemliyse 1 bardak soya unu, 1 bardak beyaz un kullanırsanız daha sert, keserken dağılmayan bir kek ve görüntü olarak daha güzel bir kek elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bizim tariflerimizde önem verdiğim bir şey var ki ne yapıyorsak tam birebir aynısını söylemek istiyorum ki sizler için hayal kırıklığı olmasın. Çünkü bazı kişiler tarif veriyorlar mesela, içine ekledikleri şeyleri söylemiyorlar. Bu sefer yapan kişiler hayal kırıklığına uğruyor ne yazık ki. O yüzden ben sizi bilgilendiriyorum. Ama şunu söylemeliyim ki eğer görüntü itibariyle sizin için sıkıntısı yoksa glutensiz bir tarif oldu aynı zamanda ve çok ama çok lezzetli, gerçekten muhteşem oldu. Böylelikle bir tarif videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza halen abone değilseniz abone ol butonuna basmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki tarif videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.